Cümleten selamünaleyküm. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Dağ evinden yeni bir videoylayız. Sabahın ayazında çıktık. Bugün tam gün ayırdım dağ evine. Artık buğday tohumunu ekmenin zamanı geldi. Nasip olursa 1-2 gün içinde tohumumuz ekilmiş olacak. Önce bahçemizi düzenleyeceğiz. Ondan sonra da tohumumuzu getirip ekeceğiz nasip olursa. Şimdiden herkese iyi seyirler. Videonun başında kırağı gördüğünüz ciddi bir ayaz var artık. Kasım'ın da ortası oldu. Direklerden biraz endişeliydim. Domuz dürter yıkar mı diye. Domuz gelmiş. Oraları içeride yine oynamış. Merdivenimizi dağıtmış biraz. Şuraları kazmış. Bu arada burada 30 senelik inek gübresi var. Şu toprak siyah. Şurası. Ta dedemden kalma, dedemin inek beslediği zaman da oraya gübre dökerlerdi ahırdan. O toprağını kullanacağız. İyice çapaladığımız zaman üstüne o topraktan da atacağız. Gübreli topraktan. Zaten görünüşü belli, şöyle simsiyah. Domuzlar da tam orayı yeşmiş. İşimiz erken biterse merdiveni de biraz sağlamlayalım. Merdivenin kenarlarını, şuraları hep kazmışlar. Taşları yerinden oynatmışlar. Ama direklerimiz sapasağlam. Direklere dürter yıkar mı dediydim ama şükür bugün sağlamlayacağız artık tam anlamıyla. Kapın şu iliğini ilikliyorum giderken ama yine açık. Biraz çekinerek giriyorum artık, geçen de yılan görünce içeride. Şöyle bir kontrol edelim. Ses seda, bir tıkırtı yok. Bunları o aralara çakacağız. O yaptığımız yerin aralarına iyice sağlamlaştıracağız. Ondan sonra bakalım, bir de tel de çekmeyi düşünüyorum şu yerde yatan tellerden. Kazmamız gevşemiş.
fazlalığı bir alalım. Bu altlara kuşak çakacağız teli sağlamlamak için. Kuru ağaç olunca çiviler bayağı bir zor geçiyor. Böyle bir taktiği var. Ha, keserle yapalım. Keserle şöyle çividen tutup babamdan öğrendim. Biraz daha zora eğilmesini sağlıyor ama yok. Bunlara zor geçecek çivi. Çivilerin de ayarlarıyla oynamışlar gibi, eskiden sanki daha sağlam gibiydi. Sanki şimdiki çiviler daha çabuk eğiliyor gibi, anlamadım.
anahtarlarımızı da koyalım. Mantarımız ağzına kadar kahve doldu, suyu çıktı. Bunu şimdi içeceğiz. Mis. Gömülerde bir çıkaralım bakalım, piştiniz mi? Da tavşan kanı. Tam kral sofrası oldu. Rabbim yokluğunu göstermesin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin.
alt kısımları, üst kısımları komple dolandık. Şu tarafa bir kapı yapacağız. Şu araya. Kaya gibi de oldu. Sallanıyor ama o kadar olacak. Daha kenarlardan da destekleriz. Şimdi toprak çekeceğiz. Buranın üstüne biraz daha gübreli toprak çekeceğim. Dediğim gibi 30 senelik toprak var. Şöyle renginden belli. Simsiyah. Bu çok faydalı olur gibime geliyor. Yüzüne böyle sereceğiz. Sonra tekrar onu bir harmanlayacağız. Şimdilik küçük çivim kalmamış, o yüzden ağaç işini bıraktım. Bunu halledeyim, harmanlayayım. Ekime hazır bir vaziyette, sadece ekimi ve teli. Teli çekmesi kalacak. O aralara tel de çekeceğiz. Taş gibi olacak, içine hayvan giremeyecek şekilde. Hadi bakalım.
Şöyle yakından göstereyim. Bu kırmızıya benziyor. Bu simsiyah, böyle tam çiçek toprağı gibi. Kum gibi bir de. 30 senelik nereden? En yakın 30 sene yani. 30 sene önce burada hayvan vardı. Evet, sıkı koşuşturmalı bir çalışmanın ardından bayağı simsiyah kalmış. Şimdi bunu bir elden geçireceğiz. Düzenleyip tekrar kazacağız. Hazır olacak. Buğdayı atıp ekmesi kalacak. Bugün erken geldik bugün. Başka hiçbir şeyle uğraşmadım. Öyle olunca iş yürüyor.
biter mi bilmiyorum ama şöyle küçük çapayla biraz inceltmeye çalışacağım. Bitiririz evvelallah. Oy. Evet, çok zahmetli bir iş yapıyoruz. Daha önce de söylemiştim, bu tohumlar benim için önemli. Keşke daha önceden zamanında tohumlarımıza sahip çıkabilseydik. Kendim için de söylüyorum bunu. Hepimiz için, ülkemiz için söylüyorum. Ha, küçük bir yerim var. Bakalım o tohumları burada canlandırmaya çalışacağım. Dünyada oynanan bir oyun var tohumlarla ilgili, insan sağlığıyla ilgili ve araziyle ilgili, ülkemizin arazisiyle ilgili. Bir süreden sonra savaşlar artık maddiyattan daha çok yemek, karın doyurmak adına savaşlar başlayacak. Ekip biçecek arazi kalmadığı zaman insanlar bunun savaşını verecek. Çünkü karnını doyuramazsan petrol de bir işe yaramaz, enerji de bir işe yaramaz. Gitgide artık bunun savaşları başlayacak ki var zaten. Ülkemiz üzerinde oynanan bir sürü oyun var bu konuyla ilgili. Bizim tohumumuzu bozdular. Bize tohum satmaya başladılar. Kısır tohum. Ekiyorsunuz, bir sene sonra ondan tohum alamazsınız. Aynı tohumu tekrar ekemezsiniz çünkü verim vermez. Tekrar satın almak zorundasınız. Aynı şekilde atılan suni gübreler toprağı bir süreden sonra çoraklaştırmaya başlar. Mesela küçük yarım dönüm atıyorum, bir dönüm araziye bir çuval atıyorsanız 200 sene sonra bakmışsınız 3 çuval gübre atmanız gerekir. Çünkü o toprak ölmeye başlamıştır. Bir süreden sonra çoraklaşmaya başlar. Bu şekilde hem toprağımızı bozuyorlar, gübre satıyorlar, tohumumuzu bozuyorlar, tohum satıyorlar ve en önemlisi sağlığımızı bozup bize ilaç satıyorlar. Keşke zamanında bunlara sahip çıkabilseydik. Ha, biz, ben nereye kadar gidebilirim? Yaşadığım sürece, ömrüm olduğu sürece bunu nereye kadar ilerletebilirim bilmiyorum. Tek başıma. Ha, var ülkemizde tohumlarımıza sahip çıkan insanlar var. Allah razı olsun, tohum bankası kuran insanlar var. İleride onlarla da inşallah görüşme fırsatım olacak. Ben daha çok nereye gidebileceğimden daha çok ne kadar insana ulaşabilirim? Şu küçük yerde bunu ne kadar insana ulaştırıp bu bilinci sağlayabilirim? Asıl hedefim o. Yoksa köyde bir araziye de ekebilirdik. Orada da yetiştirebilirdik. 5 dakikalık iş, şuranın pat patı sürmesi 5 dakikalık. Ha, buraya çıkmıyor ama köyde 5 dakika. Oraya da ekebilirdim.
Ama hedefim o 30 senelik buğdayı hiç bozulmamış. 30 senelik toprağa ekmek, 30 senedir ekilmeyen ve hiç gübre görmemiş, suni gübre görmemiş toprağa ekmek. Hedefim bu. Verimi nasıl olacak? Onu merak ediyorum, onu görmek istiyorum ve ne kadar insana bunu ulaştırabilirsem benim için o kardır. Başka bir karım yok bu işte. Yani ha video çekiyoruz, o ayrı konu. Videodan da bir kazancımız var, gelirimiz var tabii ki. Ama asıl hedefimiz bunu ne kadar insana ulaştırabiliriz? Bu verimi görebilir miyiz? Hadi bakalım. Biraz muhabbet, artık işe devam. Burayla bitecek bu çapayla burası. Toprak güzel oluyor bayağı. Gübreyle de beraber. Evet, çapalamayı da bitirdik sayılır. Şu kadar bir yer vardı, şu alan. Orada da fazla topaç yok. Bitirsem mi orayı da? Akşam oldu bugün. Bayağı iş yaptık. Gübresini de çektik buranın. Hakikaten yoruldum. Terli terli, ayaz başladı. Hasta olursak yarın daha zor geliriz. O yüzden... Yakında kalmaya da geleceğiz bakalım duruma göre. Şimdi gitmem lazım. Evet, güzel de oldu bahçemiz. Mis gibi. 2 günlük işimiz kaldı. Nasip olursa, başka işle uğraşmazsak. Bir aksilik çıkmazsa. Şöyle daha iyi mezede bakalım. Eniştemgil de onların daha evine gelecekti. Biraz da ondan gitmeyi istiyorum. Daha yarım saat çalışırdık ama. Hem soğuk. Gidelim, eğer çay demledilerse onların yanına da bir uğrayalım. Yayladan gelip gidemiyorum. Uğrayamıyorum. Bir de onlara selam verelim. Gitmemişlerse eğer, ya da gelmişlerse. Hadi bakalım. Şu işlerimizi halledelim. İnşallah yatmaya da geleceğiz karlı havalarda. Nasip olursa, ömrümüz olursa. Özledim hakikaten şuranın kar manzarasını. Meşelerin üstünde, ladinlerin üstünde böyle. Kar yağarken özellikle çay içmesini. Mustafa'yı da çağıracağım, Mustafa'yı. Nişanladık, belki görenler olmuştur. Instagram'dan. Rabbim tamamına erdirsin. Onun nişandaydık. İzin gününde onu garanti bir çıkaracağım. Dağ evine karlı günde onunla beraber bir kalacağız. İzini ayarlayıp. Başka yerde çalışıyor uzakta onun için.
gelemiyor. Yoksa Mustafa kardeşimizin her zaman başımızın üstünde yeri var. Evet, şuradan bir bakalım duman tütüyor mu? Ev hemen şurada. Eniştem de bayağı evi düzeltti. Evet, Muhammed'i gördüm. Şuradan bir bağıralım. Muhammed! Dayı! Oradalar. Çayı demledin mi? Tamam. Şimdiden ayaz da başladı bu arada. Hiç durmadan geldim. Şöyle bir ısınalım. Çay varsa bir çay içeriz. Zaten akşam da oldu. Köyün içine dağ evinden daha çok ayaz düşüyor. Sebebi de önünün açık olmaması. Şu dağlar çevreliyor ve ortadaki çarşamba çayı onun buharıyla beraber gece bu dağ kısmı biraz daha ılık oluyor tam çukura göre. Ayaz çukura birikiyor. Nemle de beraber, suyun buharıyla da beraber daha fazla hissettiriyor soğuğu. Dağ evi gece köyden daha sıcak, böyle fırtınalı havalar hariç köyden daha sıcak. Eniştem de Muhammed de bayağı çalıştı. Buraları, yolları, her yeri yaptılar. Benim tam yaylada çok kaldığım döneme denk geldi. Gelemedim. Duvarı yaparken vardım. Ondan sonra bir daha gelemedim. Eve geldik. Yine bir çalışma var. Çamur karılmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk dayım. Oo. Ne yapalım öyle? Maşallah enişte bayağı kolaylamışsın. Dün de öyle suyum var dedik Buhar Ahmet abiyle. Ha, o iyi olmuş, iyice özleşmiştir. İyice özleşiyor, kıtkırmızı oluyor. Dayım nasılsın? İyiyim dayım. Çay pişirdin mi? Pişirdik. Aslan dayım benim. Biraz geç yedik, yine sen de gelirsin diye. Sen de erken gelmedin. Ha, ben şey ya, bahçe kazardım, daha yeni bitti. Koşarak geldim. Oo. Mis gibi olmuş ya. Beğendin mi? Beğenmez olur muyum ya? O zaman sıkıntı yok herhalde. Manzara da mis gibi olmuş. Ben ne zamandır gelmiyorum ki? Şey, cam var Ahmet abi dedi. Elmas da varmış ya, onları keseceğiz işte. Yarın camları da getireceğiz.
İyi oluyor da. Olmaz mı ya? Mis gibi olmuş. Çayları doldur baba da içelim. Tamam. Ocaklığa bayıldım zaten enişte ya. Güzel değil mi? Ocaklık mis gibi olmuş. Ocaklık şuradan duman atıyor. Taşların arasında boşluklar var ya. İşte oraları biraz daha şey yapacağım. Şuraya da şey edeceğim. Şu içeriden de şeyler var. Oralarda bir sıvayacağım. Yarın ocaklığı yakmadan. Şu pencere kenarında yaptı mı bayağı ama içeriği de ısıtacak. Zaten şu kapıyı kapadı ve içeri fırın gibi oluyor. Yatacağız enişte kıçım burada. İnşallah. Dışarıya da bakacağım. Videodan görüyoruz tabi ama eniştemin videosundan bir de buradan bakalım. Oo, burası şurası çok güzel olmuş. Görsellik konusunda eniştem benden iyi. Tabi biraz da zamanım da az oluyor. Onun da etkisi var da. Ama mükemmel olmuş burası. Hakikaten. Enişte süper olmuş ya. Süper olmuş. Olmuş mu? Buraya mı göçsem ben gayrı? Vallahi süper olmuş çimenleri de yapınca. Biraz daha yerler var. İşte oraları yapamadık. Yağmur yağdı. Mis gibi olmuş. Çimlendiriyoruz oraları. Vallahi çok hoşuma gitti ya. Hayır. Efendim dayım. Çayı doldurayım mı? Tamam, geliyorum hemen. Şömine gibi olmuş. Ben soba kurarım ne dedim? Şu kapıyı örttün mü? İçeri fırın gibi oluyor. Isıdır bu ya. Hı-hı. Şuraya da bir yatak yapacağım. İşte. Ağaçlar şöyle. Tam camın önüne oturmalık. Camı bakalım yarın mı getirelim de. O naylonlardan aladım. Baktım. Ya karşıya şöyle bakıyorum, bulanık gösteriyor. O daha önce ilk başta taktıydım ya. Görüntüyü bozuyor. Bozuyor. Tatile mi gidiyorsun? Girdi. Ha, bu hafta. Gayrı Muhammed'in de yardımıyla darı önün kaba işini bitirir değil mi baba? Evet. Tatilde su asını bitirirsiniz o zaman. Yarına biter belki dayı. Muhammed de şuraya boyayacak değil mi oğlum? Hı. Yarın boyan herhalde. Buraya yarın bitmezse de harcını kararız. Evet. Thank you.
çıkıyor. Bu arka taraftaki biraz yer karlı kapatmadım. Harç bitti. Burada çimentoru yapıyorum diyor musun? Çimento, kum, kırmızı çamur. Ama iyi olmuş. Şura bayağı desteklenmiş. Nere? Şura. Suvayla. He. Ya aralarda hep küçük taşlar var. Şimdi adam yani birisinin kafasına düşse de öldürür yani. Çok tehlikeli. Hiç olmazsa biraz yapıştırıp tutar biliyor musun? Börtü böcek de girmez. Yani börtü böcek girmez. Ver işte ben gideyim gayrı. Yok. Yorgun olmasam biraz da ben yardım ederdim ama. Bayağı yoruldum bugün. Ufak çapayla tekrar gazdım oraları. Neyse bir daha geldiğinde yaparız ya. Tamam. Yaparız ya gayrı. Ne edeceksin işte? Haş bitti şura biraz. Çim daha ekeceğim. Geldikçe peyderpey parça parça ekiyorum biliyor musun? Tamam enişte. Hadi kolay gelsin bakayım. Yorum açık olsun. Görüşürüz akşama. Dayım kolay gelsin haydi. Dayım görüşürüz dayım. Evet eniştemgile de veda ettik. Yorgun olmasam biraz ben de çalışırdım ama kollarım tutmayı verdi o küçük çapayla. Bayağı cebelleştim. Şöyle dayımine de veda ediyoruz. Videoya da burada veda edelim. İnşallah. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.